Gel oturacak mısın? Gel bana. Gel. Gel. Hop hadi. Gel. Hop hadi. Hastayla oynarız, kayıplarız. Ya gördün mü? Zeni, 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 zeni. Giderim. Osmani olsun, Kadirli olsun, piknik alan olsun, lokanta olsun. Her canlı istekler de yapıyorum zaten. Yemeğe götürüyorum. Piknik alan olsun. Evde her şeyle ilgileniyorum. Hani banyosunu yaptırıyorum. Her şeyle ilgileniyorum yani. Banyosu olsun, yemeği olsun. Her şeyle ilgileniyorum. Her şeyini yapıyorum. Yardıktan sonra oyun oynuyoruz. Hareketlerimiz var. Oyunları var. Ondan sonra televizyon müzik dinlemeyi çok seviyorlar. Fazla bir etkinliğimiz olmuyor zaten. Sosyal aktivitemiz de yok zaten. Söylemiştik hani dışarıda olsa da hani rahat bir yerimiz de yok çocuklara göre. Evin içinde. Ha, çıktığımız zaman inan ki hani gittiğimiz zaman arabayla gittiğimiz zaman Maraş olsun, Kadirli, Osmaniye olsun yemeklerini yediriyorum, dönüyorum. Tabii banyosunu yaptırıyorum. Yemeğini yediriyorum. Hiçbir ihtiyaçlarını bilmiyorlar. Saçını ben kesiyorum. Banyosunu da yaptırıyorum. Her ihtiyacını ben görüyorum. Yemeğini yediriyorum. Devletin verdiği imkanlardan sağ olsun Cumhurbaşkanımız. ÖTV'li arabayı da aldık çocuklarımıza. Onlardan faydalandık. Maaşından faydalanıyoruz. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız. Allah razı olsun. Ya çok da görmek istiyorum bak Cumhurbaşkanımızı da. Çok da yakından da görmek istiyorum. Buradan da selamlarımı ileteyim. Ben ona da kısacık bir şiir okuyabilir miyim? Evet. Cumhurbaşkanımıza kısacık bir şiir okuyacağım dörtlük. Şekerdin, bal oldun. Sözler bitti. Sükut gerek. Sol yanım hep rahat. Neden dersen, Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyoruz çocuğumuzda. Çok memnunum, çok da rahatım. Alnımız her zaman açık, çok rahat. Kalbimiz rahat. Ha. Diye buraya yaptırdık yani hastaneye yakın. Evet. Sıkıştık mıydı hastaneye götürüyor. Evet. Ha, çok sıkışırsak Adana'ya, Maraş'a götürüyor da. Şimdi burada bayılı veriyor icabında. Bayıldı. Mecbur buradan hemen acil hastaneye çıkartmamız gerekiyor. Yani arabalar da evin önünde onun için tutuyor. Yoksa bir araba yeter. Ama mecbur. Şimdi iki tane olması gerekiyor. Bazen iki arabayla bir Maraş'a gittik mesela. Çocukların sıkıntısı o şekilde. Yoksa hiç normalde sıkıntısı yok da. Ama hastalıkta sıkıntı var sadece. Hasta olduğu zaman. O da çare yok. Kaynanaya baktırıyor. Kaynana geliyor bakıyor. Birine, birinde bizi alıp götürüyor. Ha onu getiriyor, öbür hastaysa o ötekini götürüyor. Yıllık 10 ton kömür yakıyorum. Çünkü bir ısıyı belli bir seviyede tutmam gerekiyor. Yani çocukların hasta olmaması için. Çünkü hepsi, ikisi de üst açık yatıyor. Onun yüzünden hasta olmasınlar diye. Hasta olmasınlar diye. Mesela 9. ayın 20'sinde yaktım. 6. aya kadar yakarım. Bir fiil yani söndürmemek şartıyla. Evet. Çünkü birini doktora götürsem, biri çünkü evde. Normalde söndüremiyorum.
Ha, çünkü bunların yüzünden mesela o kömür şu bu mesela temizlikleri yüzünden aylık 500 milyon ceylan parası ödüyorum ben bu evde. Kimse ödemez bunu yani. Yani benim faturayı görenler diyor ki yahu sen niye diyorsun fabrika mı çalıştırıyorsun diyor. Halbuki fabrikanın alakası yok. Arkada bulaşık makinesi, çamaşır makinesi bir fiil. Yani gece gündüz çalışır. Kalorifer durmamak şartıyla çalışır. Orada kendilerinin üstünde ışıklar durmamak şartıyla yanar bunların. Yani çünkü gece ne yapmam lazım? Söndü diyelim. Bu şekilde. Belediye başkanıydı. Onun adını uydu muydu? Hayır, uyduk. Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Torunumu da çok seviyorum, torunlarımı da çok seviyorum. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Cumhurbaşkanımızın sayesinde çocuklara dört dörtlük bakılıyor. Çok güzel bakılıyor, Allah'a şükürler olsun. Engelli ailelere şöyle bir şey var. Çocuklarına baksınlar, dışarı atmasınlar. Ben üzülüyorum. Ben böyle bir şey duyduğum zaman üzülüyorum. Ya biz niye yapmıyoruz? Üzülüyorum ben dışarıda çocuk görsem üzülüyorum. Ben bir kedi bile köpek bile görsem üzülüyorum dışarıda. Bak benim kedim 10 tane kedim, 15 tane kedim geliyor. Ben bunları etle sütle besliyorum bak. Kediyi bile köpeği bile. Ya üzülüyorum. Ya anne babalar baksınlar yani. Devletimizin verdiği bir imkan var bak hani fakir yok şu anda. Hani önce fakirdi, bakamıyorduk, hastaneye gidemiyorduk. Şu anda devlet her şeyini veriyor, baksınlar. Bakamıyorsa da devletimiz sahip çıkar zaten onlara. Sahip çıkar, devletimiz sahip çıkar. Ama bakamayacak durumda hiç kimse yoktur. Baksınlar.